أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün genellikle Türk halkının namazında okuduğu ve namaz sureleri diye isimlendirilen surelerimizden halkımızın dilinde Tebbet suresi, Mesed suresi diye de bilinen Sure-i Celil'in kısaca bize vermek istediği mesajı anlamaya çalışacağız. Anlamalarımız bizim kültürümüzde sınırlıdır. Yani aynı ayeti devlet başkanı okusa bizden ayrı şeyler anlar. Ben okusam ben kendi kavim oranında anlarım. Bir başka sahasında yani uzman olan bir adam okursa aynı ayeti o daha bir başka şeyler anlar. Onun için Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa hitap ediyor. Ya eyyühen nas diye başlar ayetler. Ya beni Adem diye başlar. Yani her ayet şu anda dünyamızda 8 milyar küsur insan varmış. 8 milyara hitap ediyor bütün ayetler. Bir tek değil. Onun için son günlerde birileri anlamaz hale gelince kendisi, kendi kafası yapmayınca o ayet tarihsellik efendim var burada, tarihsellik var derken bütün ayetler tarihsel zaten. Yani 1400 yıl önce nazil olmuş. O mantıkla hareket edecek olursam bizi ilgilendiren bir tek ayet-i kerime yok demektir burada. Ama Rabbim onu da, onların o düşüncelerini de geleceğini biliyor o. Onun için ey insanlar diyor. Zaman kelimesini kullanmıyor. Yaman zaman derken tarih bildirmiyor. Filan tarih de demiyor. Çünkü kıyamete kadar bu ayetler hükmünü devam ettirecektir. Onun için tebbet yeda ebi lehebin ve tebbe. Bir hanımefendi yayın evine geldi. Dedi ki ben namazını kılan ilkokul öğretmenliğinde emekli bir hanımım. Kitap almaya gelmişler. Ya okuduklarımızın ne anlama geldiğini bir meal alayında okuyayım dedim. Benim hayal ettiğim şeyler yok diyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani namaz surelerinde. Neyi hayal ediyorsa onu bilmiyoruz tabii. O da bilemez kendi hayal ettiklerini ama onlar yok diyor. Mesela diyor bu sureyi örnek verdi. Peygamberimizin amcasına diyor beddua okurmuşuz biz namazımızda diyor. İlenirmişiz. İlenmeyi kullanır mısınız mı? Bizim Konya, yani İç Anadolu bölgesi kullanır ilenme. Yani aleyhinde beddua etme, kötü dua etme. Allah kahretsin seni gibi ifadeler kullanmaya. İlenme derler. İç Anadolu bölgesinde kullanılır. İleniyormuşuz diyor. Olur mu diyor. Namazda kutsal bir yerde ilenme olur mu diyor. Şimdi sevgili peygamberimize düşmanlıkta Ebu Cehil Ebu Leheb'den fazladır. Düşmanlıktaki şiddetli taarruzları, organizesi, parlamentoyu harekete geçirmesi, üzerine gidilmesi her şeyiyle ama Ebu Cehil'in adı yok şeyde, Kur'an-ı Kerim'de. Ebu Cehil biraz daha ondan fazla yaşadı. Bedir Harbi'nde öldürüldü. Harpte öldürüldü Ebu Cehil. Yani sevgili peygamberimizin mesajına son darbeyi vurmak üzere gelmişler. Kendisi ölmüş Bedir Harbi'nde. Ama Ebu Leheb'in adı zikrediliyor. O da kıyamete kadar şu anda dünyanın en fazla şikayetçi olduğu konu. Birinci sıradadır şu anda. Dünyanın şu anda en büyük sorunu ekonomik sorundan fazla
ırkçılık sorunudur. Belçika'ya konferansa gittiğimde orada anlattılar. Hocam Belçika üç gruba diyor ayrılmış durumdadır şu anda. Hollanda dili kullananlar, Fransız dili kullananlar ve bir de Belçika'ca kullananlar. Yani Fransız dili kullananlar ayrı bir şey istiyorlar, özellik istiyorlar. Hollanda tarafı da kendince Flamanca konuşuyor. Onlar da özellik istiyorlar. İçten içe çatışma var. Mesela bu birisi şeyi ortaya çıktı İspanya'da. İspanya'da bir bölge. Epeyce geçen sene, bu sene de var. Geçen sene yürüyüşler falan yapıyorlar. Irkçılık hareketi. Irkçılık hareketini sevgili Peygamberimiz ayet kelimelere uygun olarak tabii ki kökünden halletmiş, kendi toplumu için halletmiş. Kimsenin değer vermediği Bilal-ı Habeşi ile aynı sofrada oturmuş sevgili Peygamberim. Hem köle hem siyah, zenci adamla aynı sofrada oturmuş, yemek yemekle iş halletmiş. O çok önemli. O aynı masaya oturmak çok önemli. Ve ona hep öne çıkarmış. Haydi Bilal ezan-ı Muhammedi'yi bir oku da bizi bir rahatlat bakalım. Eritme ya Bilal. Ezan oku diyeceğimde hadi Bilal bizi bir rahatlat bakalım diyor sevgili Peygamberimiz. Böylelikle değer veriyor. Ondan bize mirastır. Türkiye'de bakmadım gelmeden önce ama bilgisayardan internetten bulunabiliyor. Türkiye'de şu kadar 100.000 adam Bilal isimliyle nüfus cüzdanı almıştır. Yani bizim ne alakamız var zencilerle? Ama Bilal, Hazreti Bilal Habeşi radıyallahu anh. Ya Hazreti Bilal Habeşi radıyallahu anh. Sultanahmet Camisi'nin müezzin mahfilinde, müezzinlerin önündeki direkte asılı bu. Çok iyi Osmanlı döneminde yazılmış. Çok iyi bir hattatımızın hattıyla yazılmış, tezhibi yapılmış ve oraya da asılmış. Yani bütün Türklerin, bütün Kürtlerin, bütün Arapların, Acemlerin, Müslüman olan herkesin efendisi kabul edilmiş değil mi? Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. İşte o damarımızı yumuşatma suresidir bu. Tebbet suresi veya Mesed suresi bizim ırkçılık damarımızı yumuşatma suresidir aslında. Ebu Leheb neden? Çünkü Ebu Leheb Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası. Yani babasının kardeşi Ebu Leheb. Öylesi bir insan bile dinime aykırı hareket ettiği takdirde buyurun Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nazil olan ayetle bunu sevgili Peygamberimiz kendi insani hissiyatıyla da yapmıyor. Kendisine bu sure nazil oluyor. Çünkü ilk darbe, en büyük darbe ondan gelmişti. Sevgili Peygamberimiz ayet-i kerime nazil olmuş. Ve endir aşira tekel akrabin. En yakın akrabalarını da İslam'a davet et, onları uyar. Ve endir uyar onları. Yani bu yol cehenneme çıkar. Bu yoldan gidersen aslında burada Peygamberimiz bütün müşriklere, şu andaki bütün kafirlere merhamet ayetleridir bunlar. Yahu bu yoldan giderseniz sen yanacak, eşin yanacak, çocukların yanacak diyor. İnzar bu. İnna esennâke şahiden ve mübeşşiran ve nezîran. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam uyarıcı olarak, müjdeleyici olarak, uyarıcı olarak gönderildiğini Ahzab suresinde Allah Celle Celaluhu bildiriyor. Biz onun ümmetiyiz. Öyleyse biz de uyarma görevimizi yapmamız lazım. Hani yangın falan olduğunda butona basarız da imdat. İmdat şeyi butonlarına Araplar imdar, aynı kelimeden türetilmiş. Onu yazmışlar yani imdar. Yani bir tehlike anında buraya bas, millet kendine gelsin, tedbirini alsın anlamına vermiş. Yani o nedir kelimesinden indar kelimesi türetilmiş ve o basılmış. Ne demektir? Bak deprem var, kendinizi tedbirinizi alın veya yangın var, tedbirinizi alın diye o zile basılıyor, insanlar tedbir almaya yöneliyor.
sevgili peygamberimiz de bütün insanlık için, şu anda biz onun ümmeti olarak, şu anda biz aynı görevi yapıyoruz. Yani tebbet yeda ebi lehebim ve tebbe ayeti kerimelerini okurken sevgili peygamberimizi hatırlayacağız. Ne zaman söylenmiş? Ayet nazil olmuş, akrabalarını uyar. Sevgili peygamberimiz de akrabalarını davet etmiş, evinde bir yemek vermiş. Hazreti Ali'ye demiş ki git bütün akrabaları çağır. Daha onun ifadesine göre 42 kişi katılmış yemeğe. Yani hala, dayı, teyze, amca, amca çocukları, hala çocukları, teyze çocukları, dayı çocukları. 42 kişi katılmışlar. Yemekten sonra peygamberliğini onlara da ilan etmiş. Beşirliğini yani müjdeciliğini öne almış. La ilahe illallah deyip dostumum demiş. Yani bugüne kadar müşriklerin koyduğu kurallara göre hareket ettiniz. Herkese zulmettiniz, kendinize zulmettiniz, eşinize zulmettiniz, çocuklara zulmettiniz. Çocukları diri diri toprağa gömmeyi kanuni, özellikle kız çocuklarını kanunla korunuyor. Gömen adama ceza verilmez kanunlarına göre. O halde bir sistemden çıkın, hayatımızı bundan sonra Allah Celle Celaluhu düzenlesin deyince orada ilk itiraz amcasından geliyor. İnsanın en yakınından gelen daha fazla dokunur insana. Yani bir daha önce pek samimi olmadığı bir adam itiraz etseydi, gerçi o hep akrabaydı ama Ebu Cehil'in itirazı fazla Peygamber Efendimiz'i rahatsız etmemiş. Onunki kadar etmemiş, yine rahatsız oldu. Onu Kur'an-ı Kerim, üzüntü, üzülüyorsun onların böyle yaptığından diyor. Birkaç yerde Kur'an-ı Kerim'de geçer. Esefa kelimesiyle. Esef kelimesini Türkçe'de de kullanırız değil mi? Esef yani. Teessüf ederim. Bir de ondan türetilmiş kelime. Teessüf ederim. Esef kelimesinden türetilmiş. Teessüf de kullanılır Türkçe'de. Onlar iman etmiyor diye sen kendini üzüyorsun. Diyor Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimize. Neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Yani Peygamber Efendimiz öylesine üzülüyor. Bir de öylesine çok çalışıyor ki Rabbim diyor ki ya sen kendini helak edeceksin. Bunların iman etmemelerinden dolayı diyor. İşte oradaki o cevabı amcasının tebbenleke kahrolasıca sen bizi bunun için mi topladın sözü üzerine sevgili peygamberimiz çok üzülür. Bu üzüntü üzerine bu ayeti Sure-i Celil'e nazil olur. Tebbet yeda aynı kelimeyi kullanmış Rabbim de. O tebbenleke dedi ya Rabbim de o kelimeyi kullanmış. Yani şeyine, sözüne aynı kelimelerle cevap veriyor Allah Celle Celaluhu. Ebu Cehil'in eli kurudu. Kurusun. Kurudu da diyor. Ne kadar sonra ölmüş? Bir 7, 8 veya 9 sene sonra ölmüş Ebu Cehil. Bu ayet nazil olduktan 9 yıl sonra ölmüş. Ebu Leheb ölmüş. Hatta internette gördüm, şeyde görmedim tabii. Gazetede şurada burada görmedim ama internette çok da dolandırıyorlar. Papazın biri neden Müslüman oldu diye. Bu Tebbe suresini araştırmış. Şuradan araştırıyor adam. Şimdi İslam tarihiyle ilgili çok güçlü eserler Batı'da da yayınlandı. Yani İngilizce yayınlandı, Fransızca yayınlandı. Son 200 yıl içerisinde çok çalış, çok böyle uzun soluklu kitaplar yayınladılar. Mesela geçen de ben bahsettim yine. İslam alemi daha hala adamın yaptığını onların yaptığını yapmadı. Bütün hadis-i şeriflerimizin 9 kadar hadis kitabımızın Buhari, Müslim, Nesai, İbn Mace, yani o Kütüb-i Sitte'den sonra Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i gibi 9 tane hadis kitabımızda geçen herhangi bir kelimeyi bildiniz mi? O 8 ciltlik kitaba bakıyorsunuz, nerede geçtiğini görüyorsunuz ve kitap açıp buluyorsunuz. Konkordans. Konkordans yani Mucem-ül Müfehres, bizdeki
Arap baskısında Mucemül Müfessirres Fazıl Hadis diye. Hadislerimiz için fihristi çıkarıveren adamlar. 30 yıllık çalışma yalanız. Bir adamın çalışması da değil. Kocaman bir heyetin baştan sona bütün hadis kitaplarımızı okuyorlar. Kelimeleri yazıyorlar, kelimeyi nerede kesmiş bu filan hadiste. Bu hadis nerede? Buhari'de. Buhari'nin namaz kitabı bölümünde bab numarasını da yazıveriyor. Yani bulmam kolay ben. Kitap açıyorum ben. İslam alemindeki bütün hocaların masasının üstünde şey vardır. O kitap vardır. Üniversitelerde, ilahiyatlarda hepsinin masasında o kitap vardır. Yazıverenler de yavrum. İnan, yine de iman etmemişler. Edenleri var. Çok az ama. Şimdi bu asıl konu o değil. Batı'da sevgili peygamberimizin hayatıyla ilgili çok güçlü çalışmalar yapılmış. Papaz bakmış bu sureye. Şimdi Batılıların bizi vurmaya çalıştığı yer Muhammed'in kendi kitabı. Bunu Türkiye'de de bazı dinsiz imansızlar dergisinde veya gazetesinde yayınlayırlar. İşte çölde bir adamın oturup yazdığı kitap diyor. Oradan gelme. Şimdi papaz bakmış demiş ki bir adam kendisi yazsa bunu. Yani ayetin indiği şey de belli, tarih de belli. Ayet tarih de filan tarihte inmiş veya Muhammed yazdı demiş bir şey. Fransız yazar, bir İtalyan yazar. Fransızlar, İtalyanlar daha çok. Bir de Hollandalılar, çok daha müsteşrik yetiştirmişler bunlar. Muhammed kendisi yazdı kabul ediyorlar, yazmış. Ve 9 yıl sonra da aynen elleri uruyarak gebermiş adam. Bir adam bunun böyle olacağını 9 yıl öncesinden nasıl bilecek? Muhammed'den sonraya da kalabilirdi ömrü. Müsaitti yar ama ölmüş. Ha, öyleyse bu Muhammed'in kendi kitabı değil. Yani Tebbet suresinden bunu da çıkarmış. Mesela ben bunu hiç aklımdan geçirmediydim. Bunu ben hiç aklımdan geçirmediydim. Bu kadar Tebbet suresini orada burada anlattım ama benim aklımdan bu geçmemişti. Onun için dedim başında ya, her ayetin herkese söyleyeceği var. Herkes köyünde, kültüründe, okuduğu kitaplarda, aldığı diplomalarla, çevresiyle alakalı bilgiler alır. İyi niyetlerle okuduğu takdirde. Yani filan semtte oturanla filan semtte oturan bile farklı alırlar. Meslek gruplarına göre ayrı meslekten insanlar da ayrı şeyler, ayet-i kerimelerden anlarlar. Cezeri Kasım Paşa'ya işte devam ediyorum sen. Mesela benim hiç aklıma gelmeyen bir şeyi anlamış. Ziraat mühendisiniz. Bakara suresinin tefsirini yapıyoruz. Sadakayı anlatıyor Rabbim sonuna doğru Bakara suresinin. Kemeteli habbetin enbetet seb'a senabile fi kulli sümbületin mi'etu habbe diyor. Bir sadakanız sizin toprağa düşmüş bir tane gibidir, buğday tanesi gibidir. O buğday tanesinden 7 tane başak çıkar. Her başakta da 100 tane olsa 700 olur. Yani sizin bir iyiliğiniz 700 kat ve daha fazlasını da Allah verir, lütfeder diyor. Ziraat mühendisi ne anlamış bundan? Hocam, 1'e 700 alınabilir mahsul. 1'e 700 alınabilir. Bizim köyde 1'e 10 alırdık biz. Bir teneke buğday atarız, 10 teneke alırız. Verimsizdir bizim. Kırsal bölümdeyiz. Şehir Konya'daki, yani şey Konya, Karaman'dakiler, Konya Ovası'ndakiler 20 alırlar. Arpada biraz fazla alırlar. Yani arpada %60'ı bulanlar var. Bir, yani 1'e 60'ı bulanlar var. Almanya'ya gittiğimde sordum, 100'ü buluyor dediler. Yani 1 kilo atarsa 100 kiloyu alabilecek teknolojiyi geliştirmişler. Ama 100 daha. Daha yüzdeler. Yani 1 kilo atıyorsun, 100 kilo alıyorsun. Ziraat mühendisi diyor ki 700 de olabilir. Öyleyse şartları zorlama. Yani
çağdaş imkanlarla şartları zorlamak gerekir diyor. Herkes kendi, bu yasak değil yani. Herkesin kültürüne göre mesajlar veriyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Bize genel olarak, yani bizim anlattıklarımız da cemaatimizden her elden adam vardır. Biz de ayeti olduğu gibi bir verelim bir kere. Yorum katmadan verelim diyoruz. Çünkü herkes kendine göre alacak. Ufkunu kapatmayalım. Bu böyledir, bundan başka olmaz demeyelim. Tamam mı? Sen doğruyu, biz de doğrularımızı, kendi doğrularımızı anlatmayacağız dedik. Kur'an'ın doğrularını, sevgili Peygamberimizin doğrularını anlatacağız. Evvela şeyimizi vereceğiz. Metnin kendini. Ondan sonra kendi yorumumdur dersin, adam katılır veya katılmaz. Orası benim yorumumdur. Yani benim yanılma payım var. Ama ayetin yanılma payı yok. Sağlam hadislerimizin, sünnet-i seniyyenin yanılma payı yoktur. Bir kere bunu doğru verirsek karşı taraf benden daha çok iyi anlayabilir o ayet-i kerimeden. Hatta yıllar önceydi, 30-40 yıl önce bir dergide Nobel ödülü almış bir adam fizik veya kimya sahasında. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah'tan gerçekten alim adamlar korkar. Alim yani bilgin adamlar Allah'tan daha çok korkarlar diyor. Çünkü bilgin adam hücreyi, insanı, insanın 1 milyon değil, 1 milyar tane hücresinden birini almış, görmüş. Gördüğüm bu kadar diyor, daha görülmeyen binlerce kilometre var işin içinde, hücrenin içerisinde diyor. O zaman Allah Celle Celaluhu'nun büyüklüğünü o benden iyi kavruyor şimdi. Biz yalnız Allahu Ekber, Allahu Ekber diyoruz o kadar. Öbürüsü uzayın hesabını yapıyor. Filan ışığı, yıldızın ışığı 5 milyon ışık hızıyla 5 milyon yılda bize geliyormuş. Yani ışık hızına bir vasıtayı çıkarabilseler, şu anda yok mevcudu, çıkarabilseler, göndersek 5 milyon yılda varacak şeye, o yıldıza. Düşünüverin gökyüzünün şeyini, büyüklüğünü. Ve ondan sonra Allah Celle Celaluhu'nun büyüklüğünü hayal bile etmeyin. En büyük Allah Celle Celaluhu'dur. Çünkü hayaller ona yetişmez. Tebbet yeda ebi lehebim ve tebbe. Ben de o hanıma dedim ki ben de bugün yerde hep bu sureyi çok okuyorum. Irak'ı vuruyor bu şey. Uç döneminde 1,5 milyon Müslüman öldürür derken. Ben de dedim bugünlerde namazımda 1. rekatta Helal Terayı okuyorum. Ondan sonra İlahi okuyorum. Sonra Tebbet ve İhlas'la sünneti kılıyorum. Niye onu okuyorum? Bunlar bana moral veriyor. Onun gücü ne olursa olsun. Ma avna anhu maluhu. Onun ekonomik gücü Ebu Leheb'e hiç fayda vermedi. Ve ma kesebe askeri gücü de ona fayda vermedi. Yani sağlığında kazandığı hiçbir şey ona fayda vermedi. Parlamentonun gücü de ona fayda vermedi. Mekke parlamentosunun gücü de ona hiçbir fayda vermedi. Tefsir kitaplarımızda derler ki çiçek hastalığına yakalandı. Çiçek hastalığının bulaşıcı olduğu biliniyordu. Yani Mekkeliler tarafından. Cenazesini kaldırmaya çocukları dahi yanaşmadılar. Evde koktu. İki tane köleye değneğin ucuyla iteletmişler bir çukurun içerisine, gömüvermişler. Evet, yani ne gerek vardı? Bu dünyada da çekti, ahirette de çekmeye devam ediyor. Bu bize örnektir. Bu insanlara örnektir. Günümüzde tebbenlek, yani kahrolasıcılar, siz hala mı bu işe devam ediyorsunuz diyenler aynı şeyi söylüyorlar şu anda. Müslümanlara, yani filan yerde o kız çocuğunun başındaki başörtüsüne saldıranın söylediği aynı şey. Siz hala bu çağda mı diye başlıyorlar veya hala bu çağda diyenler
Ebu Leheb'in dediğini tekrar ediyorlar. Başarılı olurlar mı? Rabbim diyor ki ma avna anhu maluhu ve ma kesed. Yalnız dikkatimizi çeken bir de eli kelimesini kullanıyor. Eller ya da iki eli. Tebbet yeda derken o elleri. Yani insan Ebu Leheb'in kendi teni tepeden tırnağa kendisi kastedilirken hani edebiyatta Arap tabirle zikrul cüz iradetül kül der. Yani en bir parçasını söyleyerek tamamını kastetme anlamına. Maşallah ayakların bizim eve de gelmeyi biliyor. Diyor ya hani bir tazir yani böyle iğneli laf oldu. Ayaklarına sağlık veya bir de sevincinden diyor. Oo ayaklarına su dökün. Sevincinden yani bir dost gelmiş ayaklarına su dökün gibi. Niye ayaklarını kastediyoruz? Ayaklarla geliyor ama tamamını kastediyoruz biz orada. Veya imamlarımızın mihrabın üzerinde bir ayet yazar. Fevelli vecihe şatral mescidil haram. Orada da o vecih kelimesi, yüzünü mescidi harama döndür namaz kılarken diyor. Namaz kılarken yüzünü mescidi harama döndür. Peki mescidi harama böyle dönsek de omuzlarımızı bu tarafa dönse olur mu? Olmaz. Yüz zikredilmiştir, bütün vücut kastedilmiştir. Burada da öyle. Ebu Leheb'tir kastedilen ama eli zikredilmiş. Eli kurusun onun, kurudu da. Peki neden eli? Çünkü insanın genellikle gücü elinden çıkar. Yani vurmak için el kullanılır, tetiğe basmak için de el kullanılır, atom bombasına, düğmesine basmak için de el kullanılıyor. Ve hocam şimdi teknoloji gelişti, bilgisayarın tuşuyla, bilgisayarın tuşuna da el gerekiyor. Yani el kullanılıyor. Tarihte de işi zorbalıkla halledenler genelde kafirlerdir. Ebu Leheb şey, Firavun seni öldüreceğim diyor şimdi Musa Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'a seni taşlayarak öldüreceğiz diyor. Le ercümenneke, seni taşlayarak öldüreceğiz diyorlar. İbrahim Aleyhisselam yakacağız seni diyorlar. Yakma ocağını da yapıyorlar. Ama Allah Celle Celaluhu koruyunca Hazreti Musa Aleyhisselam'ı da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı da bütün peygamberlerin de Allah Celle Celaluhu korumuş. O 24 ve 25 peygamberi korumuş Allah Celle Celaluhu. Sevgili peygamberimiz de hani ayet-i kerimede o hicret ayeti anlatılırken ev yaktırıyor ki ev yuhucuk ve yankırun ev yankırullah ve Allah'u hayrül makirin vakit. Seni hapsetmek liyusbitüke ev yaktuluke ev yukhricuke. Seni hapsetmek ev yaktul öldürmek veya Mekke'den çıkarmak, sürgüne göndermek. Mekke parlamentosunda bu tartışılıyor. Bir grup diyor ki hapsedelim. Karşı grup diyor ki ya hapsedersek taraftarları onları hep kurtarmaya çalışacaklar. Bizimle hep kavga devam edecek. İşimiz kavramı bizim olmaz demişler. O içeriden kaçmaya, onun taraftarları kurtarmaya çalışacaklar. Öyleyse sürgüne gönderelim. Baba burada bizim çocuklarımızı elimizden aldı. Ya Mekke'ye gidişe, başka yere giderse orada bir ordu oluşturur da gelirse ne olacak? O zaman karar vermişler öldürmekte karar vermişler. Ama başaramamışlar biliyorsunuz konu o değil bizim. Sevgili Peygamberimiz gece yatağından kalkmış. Hazreti Ali işte candan geçme dediğimiz şu. Kesin öldürüleceğini oraya yani öldürmek için bir heyet gelecek. Yani mafya yönde görevlendirmişler. Her mafyadan gelmesin. Her mafyadan biri olacak ki bir mafyayla uğraşmaya kalkmasın. Efendimiz de onun taraftarları. Mekke'nin 9 tane mafyasından 9 tane adam geliyorlar ama çocuk olunca da saldırmamışlar Hazreti Ali radıyallahu anh'a. Bir şey olmamış.
Yani yeda kelimesinin kullanılmasının hikmetlerinden biri de insanın gücünün elden çıkması nedeniyle o elinin gücü ona fayda vermedi. Bütün bilgisi, ordusu, malı ona fayda vermedi. Sevgili Peygamberimize, Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'e karşı karşıya gelip de mücadele eden birileri yok. Yani tartışalım. Bir Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam, Firavun yanılmış orada, tamam demiş. Benim ilim adamlarımla şehrin merkezinde, herkesin görebileceği bir yerde tartışın diyor. Tartışmışlar. Bütün o ilim adamları da bu peygamberdir demişler. Amenna bi Rabbi Musa demişler. Musa'nın Rabbine biz de iman. Lan öldürürüm sizi demişler. İman ettik ya, hiç önemli değil. İman ettik ya demişler, hiç önemli değil. Yani başımızı kessem de bizim için hiç önemli değil deyivermiş ilim adamları o gün için. Şimdi bunu yalnız şöyle diyelim, sihirbazlar kelimesiyle ifade edilir. O günün bilim adamlarını, o işle uğraşan insanlar, yani kimya iliminin o günkü durumu, Musa Aleyhisselam'ın bir şey değil, kimyasal bir olay değil, Rabbinin mucizesi. Öbürlerindeki kimyasal bir olay, yani kimyasal bir olayla işi halletmeye kalkmışlar. Ama onların o bilgilerini Musa Aleyhisselatü Vesselam almış, yutmuş, yok etmiş Musa Aleyhisselam. Ve ilim adamları iman etmişler. Ama sevgili Peygamberimizin karşısına konuşmayla, yani bilgi yarışıyla çıkmamışlar. Neyle çıkmışlar? Biz seni öldürürüz. Biz seni süreriz. Biz seni hapsederiz. O Rabbim de ne diyor? Ma avnâ anhu mâlu. Onun malı da, kazancı da, kazancı açarlarken kabilesindeki eli silah tutanlar ve onu destekleyen adamların bedeni güç, silah gücü ona fayda vermedi. Mâ avnâ anhu mâluhu ve mâ keser. Yani günümüzde de malın beni korur. Korumuyorlar. Hani yine internette dolaşın, hikaye de tahmin ediyorum. Çok zengin biri vefat etmiş de çocuklarına demiş ki ben hiç yatakta yatarken çorabımı çıkarmadan yatarım. Benim ayağım üşür demiş gece. Öldükten sonra çorabımı çıkartmayın. İmam beni çoraplıyken yıkasın. Çoraplıyken gömsünler demiş. Devam edeceğiz de şeyimizi yap verelim. Tamam. Telefonu çıkalım bir yakalım. Tamam. Evet, iyi oldu. Elektrik kesildi. Elektriklerin şeyi bitti. Cep telefonlarımızın ışıklarıyla. Ama şeyi kesilmedi galiba. O çalışıyor değil mi? Tamam. O konuda çalışıyor. Adam ölmüş. Çocukları demişler ki çok zengin adamın. Çorabını çıkarma hocam demişler. Yıka ama çorabı çıkarma. Olmaz demiş. Diretmiş hocam. Böyle bir şey olmaz. Tarihe geçerim ben. Aleyhinde işler bu haber. O adam zengin olduğundan dolayı çorabını çıkarmadı dedirtirler. Çıkaracağız. Yoksa yıkama. Bu sefer onlara bu sefer basında bu olay olacak. Belki çıkar demişler. Çıkarmışlar. Orada bir yazı mektup var. Oğlum bak çorabı bile göndermiyorlar öbür dünyaya demiş. Yani öbür dünyaya çorabını bile götüremiyorsun demiş. Ne ile gideceğiz? Yaptıklarımız iyi amellerimiz veya kötü amellerimizle gideceğiz. Yani günahımızla veya sevaplarımızla varacağız. Onun için sevabı çoğaltmaya, günahı azaltmaya ama imanımızı sapasağlam tutmaya buna çok önem veriyoruz. Yani amel-i salihimizi fazlar bir kere hiç geçirmeyeceğiz de nafilelerden fazla imanımızı sağlam tutmaya çok dikkat edin. O konuda yazılmış güzel kitaplar da var. Veya Kur'an-ı Kerim'deki müşriklerin nasıl müşrik olduğunu Kur'an anlatıyor. Ondan olmamaya biz
dikkat edivereceğiz. Seyasla ne ara? O yakında ateşe yaslanacaktır. Şimdi bunda kabir azabına bir işaret var. Hani Kur'an-ı Kerim'in her ayetinin doğrudan delalet ettiği mana vardır. İşaret ettiği mana vardır. İktiza ettiği mana vardır. İşaret ettiği manalardan biri de kabir azabıdır bu. Seyasla ne ara? Çok yakın bir zamanda ateşe yaslanacak o. Şimdi kabir azabı olmasa, şimdi ilahiyatçıyım diyen adam var mı televizyon açığımızda? Sanki Türkiye'nin bütün meselesi halledilmiş, Kur'an'ın bütün ayetleri, hadisleri halledilmiş. Ya yürürlükte değil bir kere. Bir tek ayeti yürürlükte değil. O konunun üzerine değinirse şeyinden olacak. Makamından, mevkiinden olacak. Oraya değinmiyor. Arkadaşlar, hocalar sizi kandırıyor, kabir azabı diye bir şey yok, mantığına sığmıyormuş arkadaşım. Oradaki adam nasıl yanar? Yani kazıyoruz, orada toprak var, kemik var diyor. Nasıl bu adam yanar diyor. Ayet var. Firavun ve ailesi şu anda ki akşam sabah cehennem ateşi tatmaktadır diye gudüven ve aşiyya diye biten ayet gelmedi. Sabah akşam. Sabah akşam azabı tadıyor. Ayrıca kıyamet günü de cehennem azabını da tadacak. Şimdi yanlış yorumlanmasın diye. Ayrıca cehennemde kıyamet gününde de cehenneme girecek devamı var. Eğer orası olmasa ya sabah akşam cehennemde yanacak manasını verecek arkadaş. Burada da işaret vardır. Seyasla nara. Hemen yakın bir zamanda cehennem azabını tadacak. Yani kabir azabıyla ilgili hadisleri toplasanız bir ciltten fazla tutar. Kabir azabıyla ilgili hadisleri. Zaten biz hadisleri kaldırdık diyor adamlar ya. Ona inanmıyoruz. Çok açık hadis-i şerifler var. Veya Yasin suresinde ayet-i kerime, ikinci sayfada değil mi? قِيلَ دِخُلِ الْجَنَّةِ Adam linç ediliyor, müşrik bir devlet başkanının emriyle meydanda öldürün bunu diyor. Onlar da linç ederek öldürülüyor. Tekmeler altında can verirken ona قِيلَ دِخُلِ الْجَنَّةِ Cennete gir denildi. O da bakmış ki gördü orada o. Ne yaptı? Ya leyte kavmi ya'lemune bima gafara li rabbi ve cealeni minel mukrimin. Keşke şu beni tekmeleyerek öldüren adamlar benim gittiğim yeri bir görselerdi. Onu bir görse var ya, dünyada görse, Trump var ya, bizden önde koşar. Adam bizde nasıl dünyada şey yapmak için, saltanat sürebilmek için bizden fazla koşturuyor adam. Onu bir görse var ya, bizde sağlam iman eder şeyi. Cennete ve cehenneme ve Peygamber Efendimiz'e iman eder. Ama bu dünya, onun için Bakara suresinin ilk ayeti Elif la min zalikel kitabu la raybe hüden lil muttakine ellezine yu'minune bil gaybi. Görmeden iman ederler. Müminler görmeden iman ederler. Rabbim demiş mi cennet var? Bitti. Yani babamın ve binlerce insanın söylemesinden daha benim için geçerli bir haberdir bu. Haydi iman eder. Ben Peygamber Rabbim demiş ki ahiret var, cennet var, cehennem var. Amenna ya Rabbi. Amenna o satakna diyoruz ya. Çok güzel hocalarımız yerleştirmiş, dilimize yerleştirmişler. Amenna. İman ettik ve satakna tasdik ediyoruz. Biz o sözü tasdik ediyor. Yani arkasında duruyoruz biz o sözün anlamına. Bu cümleyi de kullanıyoruz. Seyasla ne ara? Yakında cehenneme yaslanacak. Can verdi, dünyadan azabını çekti. Birkaç gün çekmiş o hastalığı. Dünya azabını çekti ve sonra canını teslim ediverdiğinde keşke dünyada kalsaydım da o hastalıkla yaşasaydım. Yani dünyanın en acılı hastalığının, bütün hastalıkların acısını toplasa,
cehennemin bir kıvılcımına yetmeyecek durumdadır. Keşke gitseydi. Onun için sevgili Peygamberimizin dünya müminin zindanıdır diyor. Kafirin cennetidir. Kafir düşünün, en fakir bir kafir. Hint fakirleri var, evleri yok. Ne kadar? Türkiye nüfusundan fazla. Evleri yok, evlilikleri yok. Bazı deniz kenarı gördüler, otoban dört gidiş dört geliş iki tarafı da şöyle kartondan şeyler yapmışlar, oraya akşam sığın veriyorlar. Onun verdiğiyle geçinip giden, çalışmak yok, zengin olmak yok, öyle bir üzüntüleri de yok adamların. Bir kendisi var, başka bir şey yok. Hint fakiri dediğimiz adamlar. Yürüyüş yapıyorlar şehrin meydanında da, tercümanın ne istiyorlarmış. En önde giden, en yaşlı gibi bir adam sormuş, ne dedi dedim. İstenecek adam olmadığından hiçbir şey istemiyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Vallahi o kadar hoşuma gitti. İstenecek adam olmadığından hiçbir şey istemiyoruz. Yani Hindistan'a gitmeme bu cümle yetti bana. Prensip olarak ömrümdeki bir şeyler istememeye dikkat ettim. İstememeye dikkat ettim de. Bana çok uygun geldi yani. Oğlan. Ama ben Rabbim'den istiyorum tabii. Rabbim'den. Ya Rabbi kapına muhtaç et. Kapından başka yere muhtaç etme dedim, o da etmedi. Kapından başka yere muhtaç et. Bu her konuda ama. Maddi konuda, sağlık konusunda, şunda bundan muhtaç da etmiyor yani. Etmiyor. Yani en az 20 yıldır hastaneyi görmem. Doktor görmem. Çok şükür. Görmem derken hanımı götürürüm canım. Onları da anlatmasanıza ne istiyorsunuz? Bugün gelememesinin sebebi de yine öyle bir şey. Allah şifada versin. Evet. Seyasla nâran lâ telehedin. Alevli azaba yaslanacaktır o. Daha o ve mrafi. Hanımı da beraber. Hanımı da beraber. Hanımı Ümmü Cemil de derlermiş. Sevgili, bu ayet nazil olduktan sonra kadın devirmiş, yani kendinden geçmiş, eteğine taşlar toplamış, pek bulunmaz ya taş, çeşitli yerlerden taş toplamış, Peygamber Efendimiz'in başını yaracak, taşlayacak adam. Mekke sokaklarında Muhammed nerede, Muhammed nerede, Muhammed nerede, Hazreti Ebu Bekir ile Peygamber Efendimiz Kabe'nin orada bir gölgede oturuyorlar. Ya Resulallah, vallahi seni arıyorum demiş Hazreti Ebu Bekir. Gelsin demiş, o beni görmeyecek demiş. Peygamberimizin mucizelerinden biri de o. Gelmiş, Hazreti Ebu Bekir'e, nerede o senin adın? Saydırmış, saydırmış gitmiş. Ya hocam, bütün mucizelere inanır mı senler? Ya sizin hayatınızda olmadı mı? Giderken kafayı taktığınız bir adamı görmeden geçebiliyorsunuz. Olur bu. Hepimizde olan bir şeydir. Çok hizmetlerini sevdiğim, Allah rahmet eylesin, bir insan bir yurt dışında, komünist ülkelerden birinde 3 tane İmam Hatip okulu, bir tane İslam Enstitüsü açtı. Çok sevdiğim bir insandır, Allah rahmet eylesin. Onun yanında 5 yıl çalışan bir adamı bir gün yemeğe davet ettim evde. Onu dinledim. Onunla maceralarını anlattı. Dedi ki bir gün polis bastı evimizi. Her şeyi, yani bizim kağıtları attığımız çöp şey, sepetimiz var ya, oradakileri filan poşetin içine aldılar, kağıtları şeyde okuyacaklar. Merkezde Türkçe bilen birine okutacaklar. Her şeyi götürdüler. Hocam, koltuğun birinin üzerinde 4 tane dosya. Bütün il ve ilçelerde bizimle irtibatlı olan, Kur'an eğitimiyle ilgilenen insanların isim listeleri ve adresleri. En küçük kağıt parçasını gördüler, şeyi görmediler diyor. 4 tane dosya, üstü kapalı falan değil. Dosyalar şöyle üst üste, dosyanın üzerinde, koltuğun üzerinde gördüler. Allah yardım etmek istedi miydi? Yani kuluna da, o peygamberin ümmetine de yardım ediverir, görmediyor o kadar. Geçmiş gitmiş ve Rabbim, o ikisi beraber cehennemde yanacaklar diyor. Ne kadar? Sonsuz senelerde.
Gelmez. Onun için çevremizdeki insanlara biz başta kendimizi, çünkü ayet-i kerimede bu en yüksek. Önce kendinizi koruyunuz ateşten diyor. O enfusekum ve ehlikum nara. Kendinizi, ailenizi. Aileniz derken komşular girer bu işin. Bir kere akrabalar, sonra komşular. Gücünüz de orantılı yani. Mesela şirkettesiniz, şirketteki arkadaşlarınız. Ya şirketteki arkadaşlarınız. Bir kere orada en sevimli insan siz olmanız lazım. Dairedeki arkadaşlarınız. Herkes sizin davranışlarınıza oturursuna kalır. Mesela ben bir yerde yanına birine gittiğimde çay, iki çay, oğlum iki çay deme bak, üç tane daha adam var. Arkadaşım bunlar burada oturuyorsun, bunlara da söyle, üç onlar, iki de biz beş. Beş çay de oğlum, deyiver bunu. Yani yalnız çay içmeseniz ne yapar, hiçbir şey olmaz ya. Bitmez, paranız da bitmez. Evet, Allah bereketlendirir onu. Bereketlendirir derken şöyle bekliyor adam. Ha bakalım böyle ulan cebinde 100 lira vardı, 110 lira onu verdi. Öyle bir şey değil o. Yetiyor. Yetiyor yani. Yapmak istediğiniz mi? Yetiyor. Seyasla nâran zâte lehebinin amra etühü hammâletel hatâbî. Cezalar suçların cinsinden olacak. Cezalar suçların cinsinden olacak. Mesela kadın, sevgili peygamberimizin, şimdiki mayın döşüyorlar ya, askerlerin geçeceği yere mayın döşedikleri gibi, o zaman da gitmiş Mekke'nin dışında, zaten kurak yerleri, dikenleri çok fazla kapar insana. Dikenleri toplamış, getirmiş Peygamber Efendimizin evinden mescide kadar, yani Kabe'ye kadar giden yola dökmüş. Ayaklarına şey batsın diye, dikenler batsın diye, mayın döşediği, günümüzün mayınını döşemiş. Onun için o şeyleri taşıdığı, dikenlileri taşıdığı ipi vardır. O hurma iplerinden yapılmış. İpler bizim Türkiye'de kendirden yapılmış eskiden, değil mi? Kendirler. Şimdi gerçi şey oldu, plastiğe dönüştü. Kendir iplerimiz vardı bizim. Orada da hurma iplerinden yapılan hammâletel hatabi fî cîdihâ hablün min mesel. Hurma ipinden yapılmış ipleriyle cehenneme gelecektir. Yani o ipler onun ateşi olacak. Ayrıca. Bunun başka ayet-i kerimesi اَلَّذِينَ يَكُلُونَ اَنْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَعَرًا. Haksız yere yetim malı yiyenler ahirette kendi karınlarına ateş dolduran adamlar diyor. Yani yetimin malı. Yetim malı değil, illa bir meydanda bir yetim bulup da onu ulan ben elinde ekmeği ben alayım. Veya malına el koymuş diyelim abisi veya amcası. O da yetim, onunla da yenmeyecek de. Hazineden bir kuruş alan yetim malını yemiş oluyor. Bunu atalarımız çok ince bir ifade kullanmışlar. Devlet hazinesinde tüyü bitmedik yetimin duyulur değil mi her tarafta? Türkiye'ye mal olmuş yani o. O hocalar çok büyük adamlarmış yani bizim eski hocalarımız. Tüyü bitmedik yetimin hakkı vardır. Tüyü bitmedik yetim ne? Daha ana rahminde canlanmamış. Çocuğun başında şey yok. Tüy yok. Onun da hakkı var. Bugünlerde kullanılmıyor sanki pek duymuyoruz. Bunu yaygınlaştırmak lazım yani yeniden o atasözü. Yeniden söyleyelim, evet. Öğretelim. Tüyü bitmedik yetimin hakkı var. Bundan kaçınmamızda fayda var yani. Yani bir kere yetim malı yememeye, yetim malı yemeyelim de hocam yani başkasının malını da yemeyelim. Yani imamlara yaptığım konuşmalarda diyor ki haramları anlatıyor, anlatıyoruz hocam. Neyi anlatıyorsun? Rüşvet anlatıyoruz, faizi anlatıyoruz. Yani her şeyi kumar o şey Türkiye genelinde işte ay başında, yıl başında oynanan şeyleri falan anlatıyorum ben diyor. Peki dedim, sen hiç hesap ettin mi? Kendi maaşını hak ediyor mu? Sana maaş veriyor. 30 günü çarpı ver, 5 vakitle 150 değil mi? 150 vakit namaz istiyor senden başta, bir. Ve sen dedim, 150'ye böleceğim şeyini, 3000 lira maaş alıyorsan 150'ye böleceksin. Gidemediğin namazın parasını almayacaksın şeyden. Müftülüğe diyeceksin ki ben almıyorum. Çünkü ben sabah namazına gelemedim veya öğle namazına gelemedim ben bunu. Diyor mu?
hocam karıştırma diyor. Konuşmadan sonra karıştırmış ya. Öbür adam da karıştırma diyor. O da senin gibi beş vakit namazını kılıyor ama büyük çaplı şey yapıyor. Haram götürüyor. Yani bunun azıyla çoğu arasında bir fark yok ki. Günah günahtır, haram haramdır. Az götürenle çok götüren arasında bir fark yoktur. Onun için bu surede bir de hocam meali, hocam biz meali anlarız da hallederiz hocam diyor. Dedi köye gidelim sana bir soru. Almanya'da bir erkek hanımıyla beraber Müslüman olmuşlar, kelime-i şehadet getirmişler. Bunlar yeniden nikah kıyacaklar mı, kıymayacaklar mı? Bak bakayım dedi şey. Kur'an-ı Kerim'e bakmış. Şöyle bir gözden geçirdi, aklında tabii. Ya hoş böyle bir şey yazmıyor hocam dedi. Aslında yazıyor dedim. Siz bir kere burada ihmal, bunların yanlışları, okul okumamış, ilkokulu bitirmiş, liseyi bitirmiş, üniversiteyi de bitirsin. Türk dili iyi öğretilmediğinden, dil öğretilmediğinden yanlışlık yapılıyor. Dedim bak burada hamma, seyasla naran, seyasla naran. Ve mra'etuhu diyor orada. Ve mra'etuhu, hanımı da cehenneme girecektir. Ateşe girecektir diyor. Hanımı da. Ve mra'etuhu, eğer onun nikahını kabul etmeseydi Kur'an-ı Kerim, hanımı kelimesini kullanmazdı. Firavun ve hanımı diyor. Hanımı kelimesini kullanmazdı. Zina ettiği kadın derdi. O zina ettiği kadın da cehenneme girecektir. Veya dost yaşadığı kadın da cehenneme girecek derdi dememiş, o nikahı kabul ediyor. Onun için Müslüman olduklarında ikisi de kelime-i şehadetlerini getirirler. Yeniden nikah kıymalarına gerek kalmadığının delillerinden biri bu. Yani bir kelime, Kur'an'da ayetler, kelimeler öyle sıradan bir Arap'ın konuşması gibi değil. Edebiyatçısının konuşması gibi değil. Yani bir edebiyat ödülünü Mısırlı biri almıştı bundan 5-6 yıl önce. Nobel ödülünü almıştı. Necip Mahfuz. Ha, Necip Mahfuz denilen biri zaten. Onun konuşması da değil yani. Tabii onların konuşması biraz daha bize göre intizamlıdır ama o değil. Öyle bir cümle kullanacak ki kıyamete yakın bir zamanda gelen de ondan etkilenecek. O da çağına göre o kelimelerden bir şey alacak. Bunu da ancak Allah Celle Celaluhu'nun kelamı böyle olur. Bir de Rabbimizin kontrolünde konuşan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı olur. Bizimkiler olmaz. Bizde yanlışlık çok olur ama biz Rabbimizden ya Rabbi iyi niyetlerle yapıyoruz. Bizi hatadan koru diyoruz. Bir de cemaatimizi uyarıyoruz. Bana ait görüşlerde yanlış olabilir ama Allah'ın kelamında, Resulünün sünnetinde yanlış olmaz diyoruz. Ve böylece dersimizi bitiriyoruz. Buyur. Şimdi sormak istediğiniz sorabilirsiniz. Evet. Hocam bu konuyla ilgili değil de bir arkadaşım şunu söyledi. Kur'an dedi, kural koymaz. Tavsiye eder dedi. Namazı